Başkaları yapacak. Başkası yapacak. Şimdi hazırlık komisyon üyesi talep etmişti. Onun uygun olmayacak. Hem hazırlık komisyon üyesi olup hem de savunma yapmasını komisyon uygun görmedi. Raporunuzu ne zaman hazırlarsınız? Çarşamba günü bir savunmayı alalım. Ondan sonra değerlendireceğiz. Kimin savunma yapacağı konusunda? O milletvekilinin kendi takdiri. Ama bir de ulaşılmadığını da ifade ettiniz mi efendim? Biz resmi tebligatımızı yaptık. Hem Türkiye Birlik Millet Meclisi OTR adresinde hem de bizzat danışmanla evden tebligat yapılmıştır. Kendisi savunma hakkı kutsaldır. Biz yasa sürelerimizi verdik. Süreler geçti ama savunma hakkı kutsaldır dedi. Tebligata geçmemek gereğince çarşamba günü saat 14'te hazır komisyon üyesi olmayan bir milletvekili görevlendirilip yetki verirse kendisi de dinleyeceği savunmasını alacağız. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Başkan toplantı bitti mi? Toplantımız bitti. Bugünkü toplantımız bitti. Bugünkü toplantımız tabi. Sayın Kerestecioğlu savunma yaptı. Savunması kutsaldır. Bizim için değerlidir. Zaten biliyorsunuz 28 Ocağı yazılı bir süre vermiştir. Ardından 31 dünkü toplantıda da süremiz bitmiş olmasına rağmen savunma hakkı mutsal olduğundan bahsettik. Tüm hazır komisyon üyelerimiz aynı şekilde düşünüyoruz. Abdullah Bey, Zeynep Hanım, aynı şekilde Rafet Bey, aynı şekilde Rüştü Bey. Bugün de dinledi kendisini. Bir saate yakın bir savunma yaptı. Savunma hakkı arkadaşlarımızın soruları oldu. Sorulara karşı da cevaplarını verdi. Bir değerlendirmemiz oldu. Yarın saat 14'te dosya tekemmül ettiği görüldü. Bir karar vermek ve değerlendirmek üzere saat 14'te toplantı bıraktık. Yarın kuvvetli muhtemelen bir karar vereceğiz. Efendim sayın vekilin gelmeme gerekçesine ilişkin bir yanıt geldi mi size? Biliyorsunuz hem iş tüzük hem de genel hükümlerde kendisi gelebilir ya da bir milletvekilini görevlendirebilir. Milletvekilini görevlendirmeyi seçmiştir. Ayrıca bir basın açıklamasını Kerestecioğlu hanımefendi savunmasına başlarken okudu. Ondan sonra savunmasına geçti. O da biz de sorduk hatta o bir basın açıklaması yaptı. Herhalde sosyal medyada bir paylaşım olmuş. Bizim haberimiz yoktu. Burada öğrenmiş olduk. Yetki belgesi geldi mi Sayın Vekil? Yetki belgesini de izah edeyim size. Sayın Tiryaki'nin cep telefonuna Filiz Kerestecioğlu hanımefendiyi görevlendirdiğine dair bir mesajı var. O mesajdaki mesaj gönderen telefonla Anayasa Komisyonu'ndaki üyesi telefonun aynı olduğu ortaya çıktı ve bizler tutanak altına aldık. Komisyon üyelerin kararı. Hem komisyon üyeleri kararı, komisyon üyeleri olarak hepimiz imza altına aldık. Ayrıca komisyon uzman arkadaşımız da imza altına alarak onu da tutanak haline getirdik. O şekilde yetki belgesi olarak kabul ettik. Asli takdirde bundan önceki safahatta gördüğünüz başka olaylarda da yetki belgesi bir adi imzayla ben şu vekili görevlendiriyorum şeklinde olmuştur. O da bir komisyonu ikna etmiştir. Bu şekilde de biz komisyon olarak bütün üyeler bir karar verdik ve onu yetki belgesi olarak kabul ettik. Savunmayı da güçlendirmek. Savunmayı da ön alacak şekilde. Kanaatiniz nasıl oldu efendim? Sizi tatmin etti mi soruları aldığınız yanıtlar? Yani yarın değerlendirecek arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Çünkü biz hazırlık tahkikatında, hazırlık komisyonu üyesi arkadaşlarımıza her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lekelenmeme hakkına, gizli gitmesi biliyorsunuz ceza muhakemesi 157 kapsamında biz bir ön soruşturmanın devamını yapıyoruz. Savcının bizden bir talebi var. Burada da kişi hak ve hukukunu koruma anlamında lekelenmeme hakkına azami gayret sarf ediyoruz. Gizlidir. Gizliden biz riayet ediyoruz. Ne zaman raporunuzu vermek? Yarın kararımızı verirsek arkadaşlarımıza ihtimale binen karar durumuna göre gerekirse gerek olması halinde ihtimale binaen muhalefet şerri yazmak için ya da değerlendirme yapmak için gerekçesini raporunu hazırlamak üzere komisyonun da bir süreye ihtiyacı vardır. Tahmin ediyorum işte cuma günü ya da pazartesi günü biz kararımızı karma komisyonuna vermiş oluruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi günler arkadaşlar.